Binbir Kilise Şehri veya Kırk Kapılı Şehir diye de adlandırılan Ani'nin ilk keşfi 1880'lere uzanan bir yeraltı şehri de vardır. Bu yeraltı şehrinde 823 yapı ve mağara bulunmaktadır. Şehir surlu 8 kadar kilise ve bir cami Ani'de halen ayakta duran eserlerin en önemlileridir. İki yanı Arpaçay Kanyonu ile çevrili olan kentin plato tarafındaki 3. cephesi 10. yüzyıla ait güçlü surlarla korunmuştur. Aslanlı Kapı kentin ana girişini oluşturur. Katedral adı verilen Meryem Ana Kilisesi 989 yılında İstanbul'daki Ayasofya'nın kubbesini onaran mimar Tetrat tarafından inşa edilmiştir. Düşey hatları kuvvetli bir şekilde vurgulayan yapı etkileyici bir yükseklik duygusu elde eder. World Monuments Fund ile 2011 yılında imzalanan protokol kapsamında uluslararası danışmanlar ile birlikte yürütülen Ani Katedrali, şimdi adı Fethiye Cami olarak değiştirilen katedralin koruma projeleri tamamlanmıştır. Restorasyon uygulamalarının yapılması için hazırlıklar devam etmektedir. Katedral, Ermeni devrinin 450. yılında 1001 Tanrı ve Ermenilerin ruhani lideri Katolikos tarafından onurlandırılmış, Sarkis ve Ermeni ve Gürcüler Şahenşahı Gagik'in şanlı hükümdarlığı zamanında Ben Suinik kralı, Vasak'ın kızı, Ermeniler kraliçesi Katrani'de kendimi Tanrı'nın lütfuna emanet ederek zevcim Gagik Şahenşah'ın emri üzerine Ulu Simbat'ın temelini attığı bu kutsal katedrali inşa ettirdim. Katedralin güney yüzündeki 21 satırlık yazıdan alıntı. Şehrin güney kenarında heybetli katedral durur. Bu, Ani'deki en büyük ve en önemli yapıdır. Hatta ve hatta evrensel değere sahiptir. Çeşitli tarihi kaynak ve yazılara göre katedralin inşaatı 989 yılında Kral 2. Simbat 977 ila 989 döneminde başlamıştır ve bir duraklamadan sonra Simbat'ın ardılı kral Gagik Bagratit'in eşi Kraliçe Katranide'nin emri üzerine 1001 yılında veya yazının okunuşuna göre 1010 yılında tamamlanmıştır. Katedral, Ortaçağ Ermenistan'ın en ünlü mimarlarından Tetitrat'ın eseridir. 1064 yılı kuşatması sırasında katedralin sembolik önemi varmış. Galip Türkler şehri yağmalarken biri katedralin tepesine çıkıp kubbenin üzerindeki haçı çıkarmıştır. Haçın daha sonra herkesin üzerine basabilmesi için bir caminin eşiğine konduğu söylenir. Katedral camiye dönüştürülmüş ve ona Fethiye Camii adı verilmiştir. Oysa bu tarihi doku aynı halinde bırakılmalı ve camiye dönüştürülmemesi gerekirdi. 1124'te Hristiyan kullanımına geri verilmiştir ve kitabeler 13. yüzyılın başlarında onarımdan bahseder. 1319 yılının yıkıcı depremi kubbeyi yıkmıştır ve bu da belki binanın dini amaçlı kullanımına son nokta olmuştur. Katedral mimarisi çoğu Ermeni yapısı gibi bu katedralde tamamıyla taştan yapılmıştır. Yani beton, kaba yapının üzeri, işçiliği, gelişmiş taşçılıkla çok renkli taşlarla örtülmüştür. Planı kubbeli bazilika biçimindedir. Bu Ermenistan'da 17. yüzyıldan beri gözlenmiş bir kalıptır. Ancak Tetrat'ın tasarımı bu eski biçimi yeni incelik ve yaratıcılık boyutlarına götürür. Yapının dışı olağanüstü mükemmelliktedir. Kubbesini depremde yitirmesi ona ilk haline özgü olmayan bir kübik şekil vermiştir. Kubbenin 1319 depreminde çöktüğünün ve alanın geriye kalan kısmının 1832'de başka bir depremde yıkıldığı söylenir.
kuzeybatı köşesindeki yarık, aynı zamanda güneybatı köşesinde de bir ciddi çatlak bırakan 1988 depremi sonucu meydana gelmiştir. 1998'e doğru çatının parçaları düşmeye başlamıştır. 2000 ve 2001 yıllarında katedralin karşısında kalan taş ocaklarındaki patlatmalar da ilaveten hasar meydana getirmiştir. Güneybatı köşedeki çatlak derinleşmiş ve kayda değer oranda genişlemiş, batı cephesi ise dışa doğru esnemeye başlamıştır. Artık batı cephesinin tamamen çökme tehlikesi söz konusudur. Zarif kolonlar üzerine oturtulmuş, aralarına oymalı, kabartmalı, çerçeveli, ince, uzun pencerelerin konduğu süslü kör kemer dizisi yapının dışının tamamını kaplar. Kilisenin her kanadının tepeliğinin altında da küçük mazgal pencere vardır. Sırasıyla patrik, kral ve halkın kullanımı için olan kuzey, güney ve batı giriş kapıları vardır. Her kapının önünde ise muhtemelen bağımsız sütunlar üzerine kurulmuş, sayvan şimdi ise hemen hemen tamamen mahvedilmiş birer tonozlu sundurma varmış. Kuzey, güney ve batı çeperlerindeki özgün üçgen nişler, pencerelerin konumları ile birlikte kanatların ve absisin içerisindeki mahallini belirtir. Bu nişler aynı zamanda cephelerin düz yüzeyini bozar ve aslında epey ince olan duvarlara artırılmış yükseklik ve sağlamlık izlenimi verir. Nişler yapısal olarak yayvan payanda görevini de yerine getirir. Batı cephesinde niş yoktur. Çünkü içerideki kemerli tonuzun tazikine karşı koyabilmek için duvar kalınlığına ihtiyaç vardır. Katedral iç bölümü yüksek ve epey karanlıktır. Hatta ve hatta merkeze kubbenin sağlam olduğunda daha da karanlık olmalıydı. Bu bir kusur değil, kasıttır. Absis ve yan odacıkların iç hacmin yaklaşık dörtte birini oluşturmasından dolayı kubbenin doğusundaki tonozlar batısındakilerden bir hayli kısadır. Dikdörtgen sahanın dört masif demet payandaları çatıyı berkiten kubbeyi de kemerleri de destekler. Doğu batı ve kuzey güney eksenlerindeki beşik tonozlar neredeyse alanın dibi kadar yüksekliktedir ve dışta kesişen eğik çatılarla gösterilmiştir. Geniş absis doğu çatısının altında yerleşiktir ve dış cephede sadece iki derin niş arasındaki pencere ile belirtilmiştir. Absizdeki cencel kilisede mihrabın yanında din adamlarına ayrılmış bölge, kutak zeminden yüksektir ve oturak barındıran 10 adet yarım daire nişi vardır. Üst katlarının kutaktaki dar merdivenlerden ulaşılan iki katlı odacıklarla iki taraftan çevrilmiştir. Bazilika planına sahip olmasına rağmen tasarımda uzunlamasına az vurgu görülmektedir. Yapının uzunluğu en ve boyuna göreceli olarak kısadır ve dikey oranlar demet payanda ve plastroların kullanımıyla vurgulanır. Bunlar orta kolon etrafında kümelenmiş kare ve yarım daire plastro şeklindedir. Bununla oluşan birçok kaburga yükselerek çatı ve kubbeyi berkiten kemerlerle bütünleşir. Bununla birlikte sivri kemerlerin kullanımı bu binanın yapımından birkaç yüzyıl sonraki Got mimarisinde görülen kuvvetli dikeyliğin benzeri bir izlenim verir. Ancak Ermeni mimarisi ile Batı Avrupa'daki Got stilinin gelişimi arasında bağlantı kuracak delil yoktur. İç ayrıntılar oldukça ilgi çekicidir. Absiste Türkler tarafından uygulanmış badananın altında Tanrı'yı tahtında oturur vaziyette gösteren resmin izleri görülür. Bu katedralden yenidir ve belki de 13. yüzyıl onarımındandır. Sütun başlıkları da basit geometrik bezemelerin izlerini korur. İçerideki taş işindeki boşluklar belki de yapının camiye dönüştürüldüğü dönemde
veyahut daha sonraki define avcıları tarafından sökülen kaçakarların yerini belirtir. Son zamanlarda Ermeni kitabeleri mahsustan taşa uyacak türde boyayla kapanmıştır. Kuş pislikleriyle birlikte bu içerinin ince taş işçiliğini tarif eder. Duvarın yere yakın olduğu yerde kesme taşın yok olmuş olmasına karşın duvarların altından taş yer döşemesinin geçtiği ve binanın tasarımının basitleştirilmiş taslağının bu döşemeye uyulduğu görülmektedir. Belki de katedralin bütün planı eski Yunan tapınaklarında olduğu gibi duvarlar inşa edilmeden önce zemine uyulmuştur. 13. yüzyıl onarımı esnasında kimisi katedralin görünümünün 13. yüzyılın başlarında yeniden inşa etme derecesinde bir geniş çaplı onarımdan kaynaklandığını savunur. Bu varsayımı ilk binanın 10. yüzyıla ait olması için çok gelişmiş olduğunu düşünen Nicole Mar ileri sürmüştür. Kendisi 13. yüzyıla ait birçok kitabenin varlığını da bunların eskilerinin 13. yüzyıl yapımlı taklitleri olduğundan yola çıkarak açıklamaya çalışmıştır. Bu varsayım güvenilir değildir. Onu destekleyecek yapısal delil yoktur ve dış cephenin ayrıntıları, kemerler, pencereler, nişler ve benzerinin konumları başka bir döneme ait olabilmek için iç unsurlarla fazlaca bütünleşmiştir.